9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 59 Cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları. Sayfa 59, Sözel, 1. I. Geçmişte yaşanmış olay ve olguların gelişimini inceler. 2. Toplumlar arası siyasi gelişmeleri açıklamaya çalışır. 3. Olayları incelerken gözlem metodunu kullanır. Verilenlerden hangileri tarih biliminin özellikleri arasında yer alır? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 2. Ömer Hayyam tarafından söylenen, tarih kainatın vicdanıdır. Sözleri tarih yazımında aşağıdaki özelliklerden hangisinin gözetilmesi gerektiğini gösterir? A. Yer ve zaman belirtmek. B. Sebep-sonuç ilişkisi kurmak. C. Objektif olmak. D. Kronolojik sıraya dikkat etmek. E. Olayın geçtiği dönemin koşullarını göz önünde bulundurmak. Cevap C. 3. Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladığı faydalardan biri değildir? A. Yarınları inşa etmemize katkıda bulunur. B. Toplumsal birlik ve beraberliğe hizmet eder. C. Millet olma bilincini geliştirir. D. Eleştirel düşünme ve muhakeme yapma yeteneğini geliştirir. E. Kendi milletini yüceltme becerisi kazandırır. Cevap E. 4. Tarihsel süreç içinde belli bir yer ve zamanda meydana gelen, somut ve kısa süreli gelişmelere, olay tarihsel süreç içinde olayların sonuçlarına bağlı olarak ortaya çıkan, belli bir yer ve zamana bağlı olmayan, soyut ve genel gelişmelere ise, olgu denir. Bu bilgilere göre aşağıdaki olay ve olgu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Cevap D. 5. Tarih, geçmişte yaşayan insanların siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve her türlü faaliyetlerini konu edinir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tarihçinin inceleme alanlarından biri olduğu söylenemez. A. Islahat fermanının ilanı. B. Akadların ilk düzenli ordu sistemini kurması. C. Hicret ile birlikte İslam devletinin temellerinin atılması. D. Orta Asya'da yaşanan şiddetli kışlar. E. Kavimler göçünün yaşanması. Cevap D. 6.1296 yılında Mısır Firavunu 2. Ramses'in orduları, Hitit ordularını kendi toprağı olan Suriye'de bulup yok etmek için yola çıktı. Ancak Mısır-Hitit çatışmaları kesin olarak sonuçlanmamış, bu durum iki tarafı barış yapmaya zorlamıştır. Paragrafta bulunan bilgilerde tarih, biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmemiştir? A. Yer. B. Zaman. C. Sebep. D. Sonuç. E. Belgelere dayalı olma. Cevap E. 9. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 59 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.